Merhabalar. Bugün sizlerle beraber Altınkum Mahallesi'nde, Yeşilkent mevkisinde, site içinde, köşe başı tam müstakil olan bir villa tanıtımı yapacağım sizlere. Gerçekten çok kaliteli, görseli çok iyi. Biz bayıldık villaya. Sitemizin en iyi yerinde, en iyi mevkisinde olan bir villa burası. Tam köşe, 3 artı 1, 3 banyolu, 1 WC'li. A'dan Z'ye tamamen tadilat görmüş. Mükemmel bir villa diyebilirim. Gerçekten çok büyük bir bahçe bölümü, çok büyük bir veranda bölümü var. Sitenin güvenliği, oyun alanları, ortak havuzu, her şey mevcut. Oldukça büyük bir site ve tam köşe başı bir villa burası. Villamızın fiyatı 3 milyon TL. Duydunuz, villamızın fiyatı 3 milyon TL. Son derece kalite kokan, görseli çok iyi olan villalardan bir tanesi. Plaja 100 metre burası. Şu anda villamızın bahçe bölümündeyiz. Bahçe bölümünde nar ağacı, incir ağacı, limon, mandalina, her şeyimiz mevcut. Şu anda villamızın diğer bahçe bölümündeyiz. Çevresi çamlarla cephe olarak çevrilmiş. Oldukça kalite kokan, son derece görseli güzel bir bahçe haline gelmiş burası. Burada yaz döneminde oturabileceğiniz, sadece zaman geçirebileceğiniz küçük bir alan oluşturulmuş. Bu çok güzel olmuş ve çok mantıklı olmuş. Yani kahvaltınızı, öğlen yemenizi, akşam yemenizi, günün belli saatlerini rahatlıkla burada zaman geçirebilirsiniz. Çok büyük bir bahçe bölümü var gerçekten. Tam köşe bir villa. Yani oturma hazır, iskanı mevcut. Yani hiçbir eksiği olmayan bir villa diyebilirim. Burası bahçemiz, ortak bahçe bölümümüz. Burası villanın kendine ait bahçe bölümü. Hem ön cephede hem de bu cephede bahçe alanımız mevcut. Burası villamızın giriş bölümü. Burası park alanı, yeşil alanı. Camlarda tamamen otomatik pancularımız mevcut. Sitemiz gerçekten dediğimin Altınkum'un en iyi hisselerinden bir tanesi. Güvenlik olarak, yer olarak, mevki olarak bakıldığında. Şu anda villamızın ana gireceğe gelmeden önce 3-6 basamaklı bir merdivenden çıkıyoruz. Geniş bir balkon ünitemiz var burada. Balkon bölümümüz var. Hemen buranın ön tarafı demir yolu işletmenin hemen ön tarafı. Zaten sahil ortama 100 metre sahile mesafesi. Balkon bölümü. Şu anda villamızın ana giriş bölümündeyiz. Kahverengili ve siyah tonlarda bir ana çelik kapımız var. Gerçekten görseli güzel bir çelik kapı. Çelik kapımızı kapattıktan sonra çok güzel bir gri tonlarda ve kapalı tonlarda bir fayans şişirimiz var. Son derece güzel halı desenli bir fayans sistemi oluşturulmuş burada. Hemen sağ tarafta bir portmanto bölümümüz var. Oturmalı tarzda. Burada raflı olarak bölümümüz hazır. Yani eksiği olmayan bir yer. Gerçekten göze, gönlüne hitap eden bir bölüm. İç kullanım alanına bakıldığında. Çok güzel bir koridor aydınlatma sistemimiz mevcut. Burada küçük dolaplarımız var. Ayakkabılık bölümleri. Yani akıllıca bir portmanto bölümü oluşturmuş burada. Hemen sol tarafımızda bir WC bölümümüz var. Lavabo bölümümüz, lavabo WC bölümümüz. WC alanımız. Burada küçük bir Hilton lavabomuz ve ana dolabımız mevcut. Havalandırması var. Dikdörtgen tarzında bir banyo ve WC alanı burası. Kullanılan iç kapılar gerçekten kaliteli, ağır olan kapılardan. Son derece mantıklı olmuş ve villaya yakışır tarzda. Burada küçük bir depomuz var. İsteyenler çamaşır odası olarak kullanabilir veya kullanmadığı eşyalara koyabileceğiniz tarzda bir alan oluşturmuş burada. Ve burası tamamen iki girişte, hem salon bölümüne hem de ayrı mutfak bölümüne çıkıyor. Normalde ayrı mutfakta ama burası tamamen tadilat gördüğü için açık mutfak haline gelmiş.
Son derece görseli güzel bir iç kapılarımız var. Ve içeri girdikten sonra şöyle daha iyi gösterebilirim sizlere. Hemen sol tarafta çok büyük bir mutfak bölümümüz var. Hemen sağ tarafımızda da salon kısmımız var. Salon bölümümüz. Yani dedik fayanslar gerçekten göze hitap ediyor. Mutfak işçiliği 10 numara olmuş. Tavan aydınlatma sistemimiz çok güzel olmuş. Her şey böyle dört dörtlük bir villa. Villamızın mutfağını görüyorsunuz. Mutfak gerçekten göze hitap eden bir mutfak sistemi oluşturulmuş. Ankara ünitleri bazıları takılı. Burada fırınımız var. Davulumuzumuz var. Küçük bir fırınımız daha var burada. Güzel bir TV tasarımı oluşturulmuş. Arka cephede kahverengili ve kapalı gri tonlarda klimalarımız mevcut. Gerçekten dört dörtlük bir villa burası. Konum itibariyle dilimin Altınkum'un en iyi konumlarından bir tanesi. Ve ön cephede güney cepheye bakan bölümde boydan boya sürmeli cam sistemi oluşturulmuş. Ve batı cephesine bakan bölümde tamamen bunlar otomatik panjur sistemi mevcut. Bütün camlar cam bölümünde. Bir teras büyüklüğünde bir balkon bölümümüz var. Tamamen güney cepheye bakıyor. Bahçe alanına bakıyor. Yeşilliği olan bir bölge. Güzel bir villa. Son derece şık bir villa. Oturum adı dört dörtlük olan villalardan bir tanesi. Yani kullanım alanı gerçekten geniş, rahatlıkla zaman geçirebileceğiniz villalardan bir tanesi. Ve şu anda üst kata çıkıyorum. Üst kata çıkmadan önce merdivenin alt taraflarında küçük aydınlatma sistemleri kullanılmış. Hemen üst tarafta güzel bir penceremiz var. Tamamen doğu cepheye bakan ferahlık ve güneş alsın diye. Güzel duvar tasarımları oluşturmuş burada. İsteyenler bunların içine tablo veya resim koyabilirler rahat bir şekilde. Koridor bölümümüz. Yani gri ve beyaz tonlar hakim buraya. Şu anda birinci kattayız. Birinci kattaki ilk yatak odasıyla başlıyorum tanıtımıma. Yerdeki fayanslar çok güzel olmuş. Burası kare tarzında bir yatak odası ve her odanın kendine ait ebeveyn banyosu var. Burası tamamen kuzey cepheye bakan bir bölüm. Yani oldukça büyük ve kullanışlı bir yatak odası bölümü var burada. Hemen sağ tarafımızda eskitme tarzında fayanslar kullanılmış. Bu görseli çok güzelleştirmiş. Ve bu odanın kendisine ait olarak bir ebeveyn banyosu var. Gerçekten büyük ve de kullanışlı bir ebeveyn banyosu. Havalandırmamız mevcut. Yani odaların alanları gerçekten kullanışlı. Son derece büyük. Tavan aydınlatma sistemimiz çok güzel. Yani başarılı bir villa olmuş burası. Şu anda ikinci yatak odasına geçiyorum. Burası da kare tarzında bir yatak odası. Gerçekten büyük bir de kullanışlı. Buranın da kendine ait olarak ebeveyn banyosu var. Yine aynı şekilde eski bina tarzında fayanslar kullanılmış kahverengi renklerde. Her odanın kendisine ait kliması var. Hem salon bölümünde hem de odalar bölümünde. Burada da aynı şekilde ebeveyn banyosu mevcut. Burası güney cepheye bakıyor. Hilton'la babamız, Anadolu ile beraber WC ünitemiz ve duş bölümümüz. Eksiklerimiz var. Duş akabinlerimiz gelecek. Güzel bir havalandırmamız var burada. Ve bu odanın kendisine ait olarak geniş ve kullanışlı. Tabii ki camlarda sineklerimiz mevcut. Rahatlıkla zaman geçirebileceğiniz bir balkon bölümümüz var. Yani balkon alanları gerçekten teras büyüklüğünde. Hepsi büyük ve de kullanışlı. Dört dörtlük yerler.
Yani çok büyük bir bahçe bölümü, çok büyük iki tane balkon bölümü. Yani her şeyle beraber yani güzel bir villa bizim için. Ve şu anda 3. yatak odasına geçiyorum. Burası da kare tarzında bir yatak odası. Güzel bir aydınlatma sistemimiz var. Buranın da aynı şekilde klimaları mevcut. Ve bu odanın kendine ait olarak bir ebeveyn banyosu var. Ebeveyn banyosu gerçekten birimde gördüğümüz villalara bakıldığında, yani kıyasladığında en büyük ebeveyn banyolarından bir tanesi burası. Gerçekten çok büyük bir ebeveyn banyosu var burada. Hilton lavabomuz, Arnold lavabomuz, yani alan olarak gerçekten büyük bir yatak odası büyüklüğünde burası. Havalandırma mevcut. Evet, villamızın yatak odası bölümü. Buranın da aynı şekilde az önceki baktığımız balkon bölümüne çıkışı var. Büyük bir penceremiz var. Havalandırmamız gerçekten güzel ve ferah bir oda alanları oluşturulmuş. Gerçekten kullanışlı. Yani bizim beğendiğimiz villalardan bir tanesi. Yani dört dörtlük bir yer, dört dörtlük bir konum. Her şeyle beraber oturma hazır. Yani A'dan Z'ye göze hitap eden işçiliğiyle, görselliğiyle her şeyle beraber dört dörtlük bir villa diyebilirim. Villamızın iç tanıtımı bitti. Şu anda size ayrıca bahçe bölümünü gösteriyorum. Yer mevkii bakıldığında da denize 100 metre. İhtiyaç duyabileceğiniz market Migros'a çok yakın. Dolmuş'a yakın. Tam bir yazlık villası diyebilirim. Yaz kış oturanlar da var sitemizde. Sakinliği olan bir yer, sakinliği olan bir bölge. Yani her şeyle beraber dört dörtlük bir villa burası. Alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Saygılarımı sunuyorum sizlere. Şimdiden iyi seyirler diliyorum.